televizyonlarda izliyorum. Efendim Suriye'nin kuzeyine operasyon yapacaksınız ama bunun siyasi sayıklarla kullanılmaması lazım. Yunanistan'a ayar veriyorsun ama bunu iç siyasete tahvil etmeye kalkma. Gelsin Yunanlar tabii bize kesin o zaman. Yok artık bu ne korku yani ya. Bu ne korku? Aa. Kime yarayacakmış da bilmem ne olacakmış. Yani APO Türkiye'ye teslim edildiğinde bunun siyasi sonucunun o dönem Ecevit'e, dönem başbakanına yarayacağı belliydi. Ne yapacaktı devlet? Hayır ben almıyorum mu diyecekti. Ya da Ecevit Kıbrıs'a çıkarken... Bir dakika şimdi. Gelme oraya sen. Yunanistan Lavrion kampını hala aktif tutuyor mu? Tutuyor. Biz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Onu söylüyorum işte. Bir tek PKK'lı da değil. Hulusi Paşa Yunan parlamenteri söyledi ya. Yani sen bunlara bir tane tepki vermeyeceksin. Çipras'ın yaptığını yapamayacaksın. Efendim operasyon hükümete yarar mı? Ege'de yapmaya çalıştığın şey hükümete yarar mı? Sonra diyeceksin ki ben ülke yöneteceğim. Vallahi sokak inanmıyor. Bak bir kez daha söylüyorum. Bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen hala patinaj yapmaları, hala AK Parti'nin birinci parti çıkması bir türlü ortaya net bir tavır koyamamalarından. Adayı tamam. Niye belirlemiyorlar? Bak ben adayı niye açıklamıyorlar? Yine aynı yere geliyoruz dönüp dolaşıp açıklayamazlar. Yıpranır, gerçekten yıpranır. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya bu nasıl bir aday ki açıklayamıyorlar. Niye yıpranacak? Niye Erdoğan yıpranacak? 20... Evet. Bak niye yıpranacak? Çünkü bu temel meselelere verecek bir cevapları yok. Bu ittifakın tek bir amacı var, Erdoğan'ı indirmek. Bunun dışında Türkiye'nin hiçbir çözüm bekleyen sorunla merhem olacak bir ilaçları yok.